Bizde. Şöyle işte. Bacakları böyle. Nasıl? Böyle. Ben zaten 2 seneden beri, 2-3 seneden beri ayağına pijama giydiremiyorum bunu. Böyle. Buradan besleniyor. Bu demirden adam yapan bir ustaydı. Biliyor musun? Tornacıydı bu. Çaycuma'dan emekli bu Zeki Yurtbay'dan. Orada 27 sene makineleri bakımını yaptı. Makine ustasıydı. Tornadaydı. Makineye geçti. Yani işte ne yapalım oğlum? Bizim işimiz böyle. Bulamıyoruz çaresini. Parmağım sıkma, parmağım sıkma, parmağım kırık. Ağzını elimi sokup da temizleyemiyorum. Ağzını ağız temizleme süngerleri var. Ondan temizliyorum. Onu da kaptığı zaman ağzından zor alıyorum. Parmağımı kaç defa hastaneye getirdi, benim parmağımı kopardı da. Yara yaptı. Biri az subay, biri uzman çavuş olan, hatta şu anda bir tanesi Muhammed Aydınöz şu anda Afrin'de büyük ihtimal operasyonda. Diğer oğlu da Kayseri'de, o da az subay. Burada onların annesi, iki oğlunun haberini bekleyen, yolunu gözleyen annesi Emine Aydınöz'le birlikteyiz. Emine Aydınöz'ün bir de eşi 6-7 seneden beri yatalak hasta. Kendini bilmeden yatıyor. Şu anda Emine Hanım, iki oğlunuz askerde. İki oğlum asker. Muhammed ve Muhammed ve Mustafa. Mustafa. Mustafa'm astsubay. O evli, bir torunum var. Allah cümleyle bağışlasın. Amin. Cümlenin evlatlarını bağışlasın. Şu anda güççü görevde uzman çavuş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Haber alamıyorum. Eşime kendim bakamıyorum. Bir yerden bir yardım alamıyorum. En son ne zaman haber aldınız? Mesela Muhammed'le biz bir iki gün önce görüşmüştük. Mustafa'dan bir haber alamadınız herhalde. Mustafa'mdan haber alamıyorum. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Muhammed'im de göreve giderken anne hakkı helal et diye bana telefon etti. İki kelime konuşabildim. Oradan bir haber alamadım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hangi taşı arkasında yatıyor? Nerede? Çamuru içinde mi? Davda mı? Daşta mı? Onun haberi gelecek diye korkuyorum. Devamlı gözünüz televizyonda herhalde. Haberlere bakıyorsunuz, operasyon haberlerine. Sürekli televizyonum açık. Gece saat 2-3'e kadar yatmıyorum. Zaten yatakta yatmıyorum yani. Var değil mi? Tabii öyle bir tehlikesi var. Hiçbir şey tepki vermiyor, hiç konuşmuyor. Sadece Hayır, mideden mi hayır. besleniyor? Sadece mideden besleniyor. Buradan aşağı bir yudum su gitmeyi boğazdan aşağı. Bu kaç senedir böyle? 3,5 seneden beri yatıyor. 7 seneden beri hasta. 7 seneden beri Yedi hasta. seneden beri hasta. İşte bilemiyorum. Çaresizcün. Gerçekten de çaresizcün. Ne aldığın parayı getirebiliyorsun. Bir gidişte eczaneye 150-200 milyon para bırakıyorsun, geliyorsun. Gazlı beziydin, pansuman parasıydın. Bazen ilaçları bitiyor. Eczane vermiyor. Yani artık ödemeye yani. Ödemedi. Tabii ki ödemeye. Onlar da haklı. Bir 4 kutu merhem yazdırıyorsun, anca 3 gün gidiyor. Yaraları büyük. Yaraları büyük. Sırtında falan yara var. Tabii ki. Arkasında yatak yarası var, topuğu yara, kulağı yara. Yani en azından bir doktora gidip bir çare yok. Gerçekten de çaresizim bak. Neyse Emine teyze, inşallah bu İnşallah, sesimizi devlet inşallah. büyükleri, yetkililerimiz duyar da İnşallah. senin de burada bir derdine çare Bakıcı, en olabilir. azından bir bakıcı.
Allah askerlerimizin de yardımcısı, yar ve yardımcısı Allah'ım olsun. Allah'ım, gece gündüz Yasin'imi okuyorsun, namazımı kılıyorsun, dua ediyorsun. Oradakiler de benim evlatlarım. Oradakiler de benim evlatlarım. Acaba evlatlarım nerede? Hangi nereye yattı? Şu anda gar yağmur tepeme yağıyor. İnan ki tepeme yağıyor. İki oğlu askerde olan Emine teyzemiz, eşi yatalak hasta. 6-7 yıldan beri yatalak hasta, hiçbir şekilde hiçbir şey tepki vermiyor. Sadece midesinden besleniyor ve Emine teyzemiz eşine kendisi bakıyor. Aldığı emekli maaşı yetmiyor. Sadece devlet yetkililerinden istediği bir bakıcı. Allah rızası için. Bütün askerlerime sesleniyorum. Allah'ım ben de onları anasıyım. Allah'ım onları korusun. Amin. Cenab-ı Allah'ım fırsat vermesin düşmanlarımıza. Ölmesin. Amin, amin inşallah.